Merhabalar, ben Ömer Güven. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Akabinde Koç'ta yüksek lisansımı işletme üzerine yaptım. Kendi firmamı kurmadan önce Vestel ve Digalp adında iki farklı alanda iştigal gösteren, biri kimya, biri elektronik sektörü, global operasyonlarla ve iş geliştirmeyle ilgilendim. Belli bir süre global firmalarda ve uluslararası satın alma ve uluslararası proje geliştirmeyle ilgilendikten sonra Türkiye'de katma değerli ürünler üzerine nasıl bir alanda boşluk var, nasıl bir alanda ilerleyebiliriz? Bunun üzerine gitmek istedim. Türkiye'deki alanları incelerken hem Türkiye'de eksikliğin olması hem de dünyada büyüyen bir pazarda yer almak için kompozit endüstrisinde bir faaliyet gösteren firma açmayı düşündük birkaç arkadaşla birlikte. Akabinde ilk denememiz olan yerli rüzgar türbini üretimimiz fail etti. Yeterli pazar analizini yapmadığımız için müşteri onayını ve müşterinin tam olarak talebini algılayamadığımızdan dolayı ilk kurduğumuz girişimde bir fail ettik. Ama bu failin bize öğrettiği şeyler oldu. Daha çok pazar analizi, müşteri analizi, yani sizin elinizdeki ürünün ne kadar iyi olmasından daha çok pazarın ve müşterinin ne istediği ve ne isteyebileceğini anlamaya çalıştık. Bunun akabinde yine kompozit sektöründe, bu sefer biraz daha farklı bir alana yöneldik. Kompozit sektöründe kullanılan bir ham maddeyi yerli üretebilir miyiz? Epoksi sistemleri yerli üretebilir miyiz? Bunu denedik. Bu alanda en inovatif ve en gelişime açık olan Teknopark İstanbul'da Kuluçka Merkezi'nde yer almaya çalıştık ve buraya başvuruda bulunduk. Buradaki başvurumuz kabul edildikten sonra şirketleşme sürecimizi de Kuluçka Merkezi'nin içerisinde yönettik. Buradaki şirketleşme sürecinde, şirketleşmeden önce belli projeleri zaten Kuluçka Merkezi'ndeki küçük startuplarla ve daha şirketleşmemiş fikir sahibi girişimcilerle başlattık. Ki ilk projemizin de buradan çıkması firmamızın kurulduğu ilk yılda oldu. 2018 yılında ilk projemiz Kuluçka Merkezi'nin içerisinde yeşillendi. Akabinde daha büyük firmalara ve savunma sanayi, havacılık sanayinde üretilen sistemleri nasıl yerlileştirebiliriz sorusuna cevap alayan mühendislerle, Türk mühendislerle görüşmelerimizin üzerine ilerledi. Burada Ankara'daki firmalarımızın başlarında olan genel müdürlerimiz, işte örnek vermek gerekirse Roketsan, Tayi, işte Baykar, Nurol, FNSS gibi firmalarla birebir görüşmelerimiz geçerken buradaki Türk mühendislerinin yerlileştirme için gösterdikleri üstün çabaların sonucunda firmamız bir anda birinci yılda daha çok küçük ölçekli bir ARGE şirketiyken ikinci yılımıza girer girmez her ay seri üretim yapan, pilot üretimlerini tamamlamış ve ciddi artık Avrupalı ve Amerikalı firmalarla yarışabilen bir epoksi üretim firması haline geldi. Bununla birlikte ilk projelerimizi bitirdiğimiz müşterilerimizden sonra artık masa başında sanki bir müşteri ve tedarikçi ilişkisinin dışında firmalarla birlikte nasıl yerli platformlardaki ürünleri daha ileri seviyelere taşıyabilirizin sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Bunun bize sağladığı katkılardan örnek vermek gerekirse bugüne kadar hiç kullanıldığını bilmediğimiz alanlarda bile epoksilerin ve kompozit sistemlerin kullanıldığını o Türk mühendislerin bize sağlamış olduğu katkılarla öğrendik. Örnek vermek için diş dolgusu, yukarılarda gördüğünüz uçaklar, şu an mevcutta kullandığınız kamera, hatta telefonlarımız, bilgisayarlarımız hepsinde kullanılan epoksi sistemlerin nasıl yerli üretilebileceğini ve ne isterleri olduğunu öğrenmiş olduk. Bunları yaptıktan sonra da artık üçüncü aşamaya geldik ve ciddi derecede bir araya getirilmiş firmaların oluşturduğu sinerjinin meyvesini yemeye başladık. Şu an 2020 yılı itibariyle bu başlattığımız projelerin devamında gelen sinerji etkisini değerlendiriyor ve Teknopark İstanbul içerisinde yer alan firmalarımızla birlikte her geçen gün yeni bir ARGE projeleri yapıyoruz. Bunların sonucunda ise Türkiye'nin cari açığını azaltmakla kalmayıp yurt dışına, özellikle Avrupa ülkelerine buradan yerli kompozit ürünlerini ve yerli epoksi sistemleri ihraç etmeye başladık. Teknopark İstanbul'un bize sağlamış olduğu asıl katkı ise sıfırdan kurulmuş ve dünya devlerine rakip olmaya çalışan bir Türk startup'ının nasıl ilerleyeceğini, nasıl hangi müşterilerle iletişime geçeceğini, nasıl bir ortamda kendini kanıtlayabileceğinin yol haritasını biz Teknopark İstanbul sayesinde çizdik. Daha doğrusu onlar bize bu yol haritasını gösterdi. Gerek kurumsal firmalarla işbirlikteliği sağlarken, gerekse büyük projelerde yerli üreticilerin yer almasını ve yerli startupların yer almasını direkt olarak Teknopark İstanbul markası ve onların desteğiyle sağlamış olduk. Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için Cube Incubation'a ve Teknopark İstanbul'a teşekkür eder. Zaman ayırdığınız için sizlere de teşekkür ederiz.